yaptığı için sahil şeridinin şatafat içinde yaşayanları diye tariflediği İzmir'de esnaf para yok diyor. Gençler iş yok diyor. Vatandaş ay sonu gelmiyor diyor. Tire'de bir manavla konuştum. Diyor ki sebze ve meyvede büyük marketlerden %1, bizim gibi küçük iş yerlerinden %8 vergi alınıyor. Ben bu dükkanı nasıl ayakta tutayım diyor. Torbalı'da bir lokantacıya işlerini sordum. Elektrik parasından yakındı. Millet artık dışarıda yemek yemiyor. Biz evde ne yiyeceğiz diye sordu. Balçova'da bir eczacıyla konuştum. Katkı payı çok yüksek. İki büklüm gelip ilacı almadan çıkan emeklilere içim parçalanıyor. Buna karşılık katkı payı ödemeyen Suriyeliler bütün ilaçlarını alıp gidiyor dedi. Ama hangi birine yetişebilirim ki emeklilere yardım edeyim diyor. Sağ olasınız. Bir taksici kardeşimiz seslendi. Kararname ile havalimanından yolcu almamız engellendi diyor. Olur da yolcu alırsak 1900 lira bana, 1900 lira da mal sahibine ceza kesiyorlar. Bu nasıl adalet diyor. Yandaşın vergi kaçırması için formül üretip Kızılay'ı aracı yapanlar helal kazancın peşindeki İzmirli taksicinin önüne duvar örmüşler. Değerli milletvekilleri, işte biz bu gerçek gündemin peşinde olacağız. Gerçek gündem milletimizin yaşadığı geçim sıkıntısıdır. İşsizliktir, adaletsizliktir. Küçücük bir çay ocağına kafamı uzatıp selam verdim. Bana elektrik faturasını uzattı. 803 lira. Geçen yıl bu zamanlar 400-450 lira geliyormuş. Şimdi 803 lira. Bakın şu gerçeği artık görelim. AK Parti 18 yıl önce bir hikaye yazdı. Zam dedi, kriz dedi, vatandaş nefes alamıyor dedi, ben bu işi çözerim dedi. 18 yılın sonunda Türkiye'yi getirdi, o günlerden daha kötü bir tabloya mahkum etti. Yolsuzlukla mücadele dedi, şaka gibi değil mi? Yoksullukla mücadele dedi, şaka gibi değil mi? Yasaklarla mücadele dedi, nefes alamıyoruz. İzmir'de, Balçova'da gene bir esnaf hanımefendiyle konuştum. Oğlu Twitter ya da Facebook'tan, sosyal medyadan eleştiride bulunmuş. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı'na hakaretten AK Parti Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkanı'nı eleştiremiyorsunuz. Çünkü orada Cumhurbaşkanı. O bize atarlandığı zaman AK Parti Genel Başkanı. Bu çocuk eleştirmiş, tam 2 yıl hapis cezası almış ve paraya çevrilmemiş, hapiste yatıyor. Atatürk'e anasına sövmek serbest, Sayın Erdoğan'ı eleştirmek 2 yıl. Bizlere her türlü iftira atmak serbest, namusumuza, şerefimize hakaret etmek, iftira atmak serbest. Sayın Erdoğan'a kaşının altında gözüm var dediğimiz zaman yandı gülüm keten elva. Dolayısıyla yasaklarla mücadele şaka 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 ötesi. 18 yılın sonunda bu 3 yeğenin ta kendisi AK Parti oldu. Değerli milletvekilleri, AK Parti'nin yazdığı bu trajik hikayenin artık sonuna geldik. Ülkemiz ve memleketimizin hak ettiği gerçek ve samimi hikayeyi yazma görevi artık bizimdir. Beraberce bu hikayeyi elbette yazacağız. Bu hikaye
eşin, dostun değil, milletin hikayesi olacak. Bizim yazacağımız hikayede nasıl pay kaparım değil, nasıl adaletli bir biçimde paylaşırız sorusu sorulacak. Bizim hikayemiz Türkiye'nin o 5 müteahhitten büyük olduğunu gösterecek. Bizim hikayemiz nasıl satarız değil, nasıl üretiriz sorusu cevap bulacak. Bizim hikayemizin kahramanları liyakatsiz bürokratlar olmayacak. Bizim hikayemizin aktörleri bir baltaya sap olamamış şımarık çocukların oyuncak dernekleri olmayacak. Bizim hikayemizin hiçbir satırında Kızılay üzerinden kaçırılan vergi için vergi kaçırma değil, vergiden kaçınma diyebilecek yüzsüzler olmayacak. Bizim hikayemizin yıldızları olacak. O yıldızlar iş bulmuş, dimdik yürüyen gençler olacak. Tencereyi kaynatabilen anneler olacak. O eczaneden ilacını alıp çıkabilen emekliler olacak. Cebinde elektrik faturasıyla, doğal gaz faturasıyla değil, çoluğuna çocuğuna yaptığı alışverişin faturasıyla gezen esnafımız olacak. Bizim hikayemizde çiftliğe dönmüş bir devlet değil, ayağa kalkmış ve tarihine yakışır güçlü bir devlet olacak. Ben sizle daha fazla gurur duyuyorum. Benim cesur kardeşlerim. Herkesin korkudan sindiği bir zamanda ortaya çıktınız. Partimizi kurdunuz ve bugün pek çok insana yol açtınız, cesaret sembolü oldunuz. Teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Çok değerli cesur kardeşlerim. Sağ olun. Bugünkü iktidarın 18 yıl önce yazdığı hikayeyle ülkemizin bugün yaşadığı gerçek arasında uçurum var. 18 yıl önce olduğu gibi bugün yine diyorlar ki toplum dindarlar, sekülerler diye ikiye ayrılıyor. Diyorlar ki toplum modernler ve gelenekçiler olarak ikiye ayrılıyor. Evet doğrudur. Toplum ikiye ayrılıyor. Ama onların bize dayattığı gibi değil. Bir tarafta helal ekmek peşinde koşan milyonlarca vatandaşımız, diğer tarafta rant peşinde koşarak, koşanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bir tarafta iş bulamayan milyonlarca gencimiz, diğer tarafta lüks içinde yaşayan ajansçı iktidar gençleri olarak ikiye ayrılıyor. Bir tarafta açlık sınırına mahkum milyonlarca emeklimiz, diğer tarafta vakıfları sayesinde para içinde yüzenler olarak ikiye ayrılıyor. Türkiye'nin yeni kutupları aynen böyle. Bir tarafta azınlık ve çoğunluğa tahakküm eden, rant peşinde koşan azınlık, diğer tarafta hayatta kalmak için çabalayan çoğunluk. Bu gidiş hayra alamet değil. Yine Müslüm Baba'nın sözleri düşüyor aklıma. Bu zamlarla doğalgazı ancak zenginler yakar. Ama dünyayı da yaksa yaksa garipler yakar. Mutfak yakar, geçim derdi yakar. Türkiye'de mücadele halk ekmek kuyruklarında ömür tüketenlerle rant peşinde büyük şehirleri yağmalayan bir avuç iktidar zengini arasında. Gerisi yalan dolan, gerisi cambaza bak oyunu. Aziz milletim, sevgili gençler. İyi Parti ülkemizin gerçek gündemi üzerine kafa yoruyor, çalışıyor. Bugün Türkiye'de işsizlik tüm yönleriyle ağır ve yıkıcı bir sorun haline dönmüşken, birçok farklı sosyoekonomik sorunun da temel sebebi haline gelmiş durumda. Cumhuriyet tarihini onar yıllık
dönemlere böldüğümüzde şunu görüyoruz. İşsizlikte son 10 yıl Cumhuriyet tarihinin en kötü 10 yılı. İşsizliğin en yüksek olduğu 10 yıl. Türkiye iyi yönetilmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri damat beyin az kullanılmış, pırıl pırıl beyniyle tasarlayıp yürüttüğü ekonomideki dengelenme süreci ama burası çok önemli. Türkiye'de yarattığı yeni işsiz sayısı 1 milyonu aştı. Sayısı 7 milyona dayanmış işsiz insanımız var. İş bulma ümidini yitiren insanlarımızın sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yalnızca üniversite mezunu genç işsiz sayımız Birleşmiş Milletler'ce tanınan 70 ülkenin nüfusundan daha fazla. İktidarın yıllardır uyguladığı bu garip model büyümede süreklilik sağlamıyor. İstihdam yaratmıyor. İşsizlik